Selam canlar, ben Kubilay Can. Bugün sizlerle birlikte piyasada en çok satan ve Türkiye'nin en ucuz ürünü olan yazıcı Canon Pixma MG255-6S modelini inceleyeceğiz. Bu ürünün kurulumu nasıl oluyor? Bize sunduğu hizmetler nelerdir? Artıları, eksileri, bunları bugün tartışacağız. Sizlere hepsini detaylı detaylı anlatacağım. Beni bilen bilir. Bir ürünü aldıysam kesinlikle testlerini yaparım. Sonra inceleme videosunu çekerim. Onun için bugün artılarından da eksilerinden de bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kutuyu ilk açtığımızda bizi karşılayan arkadaş yazıcımız oluyordu. Daha sonra güç kablosu, kullanma kılavuzları, iki tane kartuş boya çıkıyor. Sizlere şöyle de kısa bir dipnot vermek istiyorum arkadaşlar. Bununla bilgisayar arasındaki ara bağlantı kablosu çıkmıyor. Bunu ekstra almanız gerekiyor. Bu bilgiyi de kenara not et. Çünkü almak zorunda kalabilirsin eğer bu ürünü almayı düşünüyorsan. Dediğim gibi arkadaşlar, yazıcıyla bilgisayar arasındaki bağlantı kablo kutu içeriğinden çıkmıyor. Bu da büyük bir dezavantaj oluyor. Çünkü kablosuz bir cihaz değil, yani cihazımız kablo şart koşuyorlar. Ama bu abinizin kıymetini bilin, çünkü bak, abone olmamışsınız, beni de delirtmeyin, abone olun. Çünkü bu cihazın kablosuz özelliği yoksa bu abiniz yapar. Yaptım da harbi yaptım, şaka değil, şuralarda bir yerde kartta vardı. Gir abicim, bak Python'da indir, harbiden oldu, çalıştı, uzaktan da ben çıktığımı alabiliyorum. Yani çok zor değil arkadaş. Aklımı kullanan hiçbir şekilde zorlaştırmaz bu işi. Bu kadar basit, sen de dediğim gibi kartlardan bir yer, ulan nereye koyduğumu da bilmiyorum. Sen bakarsın işte, bulursun. Bulduğun yerde tıkla. Bunu nasıl serverını kuracaksın? Öğren, kur. Sen de uzaktan çıktığını alırsın. Şimdi arkadaşlar, birçoğunuz diyor ki abi ben kurulum yapamadım. Yapmasını bilmiyorum. Nasıl yapacağız? La oğlum, çok basit. Vallahi çok basit. Aşırı basit. Yani abartmana bile gerek yok yani. Bunun bak 5 dakikalık işi var. 5 dakika bile sürmüyor lan. Ama Metin Şentürk abimiz akşama kadar uğraşmış yapmış. Helal olsun, buradan onu da alkışlıyorum ya. Adam da basit adam zaten, hemen yapılıyor. Akşama kadar yaptıysa sen sabaha kadar zor yaparsın, onu söyleyeyim. Neyse, mevzu o değil. Kurulumu gerçekten basit. Kutu içeriğinden çıkan iki tane kartuşumuz var. Kartuşları düzgün bir şekilde sol tarafa renkli, sağ tarafa da siyah beyazı. Yani elimle de şöyle göstereyim. Burası renkli, bu tarafta siyah beyaz. Ön yüzü size bakıyor şu anda. Takıyorsunuz, klik sesini duyana kadar da biraz bastırın derim. Ama çok da fazla bastırmayın, kırmayın. Kırarsanız elinizde kalır. Güç kablosunu taktıktan sonra burada, eğer de bilgisayarla ara bağlantı kablonuz yoksa, bak şöyle göstereceğim ekrana da, tam görünüyor mu bilmiyorum da, şu aşağıda bulunan bir turuncu düğme var. Burada kafa temizlemesi yapabiliyorsunuz. Buraya basılı tutarsanız 5 saniye veya 10 saniye kafa temizlemesi kendisi yapıyor. Genellikle bilgisayarla bağlantı sağlayarak yapılıyor da, siz eğer kablonuz yoksa bu şekilde kafa temizlemesi yapabilirsiniz. Şöyle sizlere bir de göstereyim. Burada bir power tuşu var. Kafa temizlemesi için veya bir kağıt çıktı alacaksın, iptal etmek için bir kez basabilirsin. Kafa temizlemek istiyorsan basılı tutabilirsin. İşte ne bileyim, siyah beyaz kısmı, aşağıdaki yeşil olan da renkli bir çıktı kısmı. Bu arada bunların ikisi de fotokopi alıyorsun. Şöyle de sana göstereyim diyeceğim de, görünebilir mi lan? Şu an kameraya da bakıyorum bir tarafta. Şöyle gör kardeşim. Yani onun için güzel ürün ya, şey değil yani. Ama ha, bir şey diyeceğim, çok da hafif yani. Benim hoşuma gitmedi yani bu hafifliği. Ya Allah korusun, ayağım kaydı, düştüm oğlum. Şimdi bu ürüne bir şey olma ihtimali çok %90 yani. Gerçekten çok hafif, aşırı hafif. Bak buralar kalitesiz, bak. Bak şöyle bak, anlayacaksın. Şöyle durayım bak. Görüyorsun değil mi? Yine de iş görür mü? Kesinlikle görür. Dikkatli bir şekilde koyarsan zaten sabit kalacak. Ne yapacaksın, gezdirecek misin sanki? Köpek mi gezdiriyorsun? Ya onun için sen bunu sabit koyacaksın, ondan sonra kullan. Ev ve öğrenciler için bence biçilmiş kaftan yani bu ürün. Almak isteyen varsa da alabilir. Ürün güzel. Bilgisayara bağlantı kurmak istiyorum ve o şekilde bir tarama, kafa temizlemesi yapmak istiyorum diyorsan Canon'un resmi sitesine giriyorsun kardeşim. Oradan Pixma'nın MG255-0S model yazılımı var. Onu indireceksin. Ha, indiremediyse zaten açıklamada bırakmışımdır, kesin oradan indirmen lazım. Bağlantısını sağladıktan sonra yazılımı indirdin, direkt tanıyor. Tanıdıktan sonra kafa temizlemesi sana emri veriyor. Sen de tamam diyorsun, o da kafa temizlemesini yapıyor. Bu şekilde çalışıyor. Çok basit yani, anladınız mı? Çok öyle uzatacak bir işi de yok. Sadece benim server yukarıda dedim ya, kartta bıraktıydım. Ona bir bakman lazım. Çünkü kablosuz bağlantı kim istemez? Bir şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu Canon ürünümüzde 3 tane özelliği var. Nedir bunlardan birisi? Fotokopi, yazıcı ve tarayıcı özelliği. Benim için en önemli şeylerden birisini söylemek istiyorum. Kesinlikle fotokopi ile tarayıcıdır. Çıktığı bilgisayardan çıktı alımlar pek almıyorum yani, işin doğrusunu söylemek gerekirse, ama fotokopi ihtiyacımız çok fazla doğuyor. Ya abi, kırtasiyeye gidiyorsun, adam kalkmış bana diyor ki kardeş 10 lira bir tane çıktı alımlar. Oğlum 10 liraya ne çıktı alıyor lan ya? Ne yapıyoruz oğlum? Mutumun mu çıktısını alıyorum? Ne yapıyorum? 10 lira ne oğlum?
10 lira çok büyük para benim gözümde. Yani onun için ben bu durumlardan sıkıldığım için oturuyorum. Zaten ben daha da kağıdı bol oturuyorum. Kendi çıktığımı kendim alıyorum. Ne bileyim nüfus cüzdanı lazım oluyor. Çıktısını alıyorum. Önceden biriktiriyorum koyuyorum. Ya da ikamet bir an görselini alıyorum. Yani bunlar işte lazım olan şeyler, anladınız mı? Ya bunlar bence genel ihtiyaçlardan birisidir diye düşünüyorum. Yani bence siz de öyle dedi. Şimdi tarayıcı konusuna gelelim arkadaşlar. Ben yazılımcı olduğum için birçok kodlar var benim elimde. Ders notlarım vardı yıllar önce. Ben onların artık bilgisayara aktarmak istiyorum. Çünkü yavaş yavaş yazılar silinmeye başladı. Biliyorsunuz kömür kalem mi yazıldı yani. Dağ başında soğuk varmış, geçit vermez duman karmış, her tarafı aldı sarmış, düştü. Normal uçlu kalem diyoruz ya, kömür kalem diyorum ben ona. Onunla yazıldığından dolayı maalesef yazılar gidiyor. İşte gitmemesi için de tarayıcı benim işime çok yarıyor. Çünkü oradaki yazıları alıyorum, tarayıcıdan geçirip bilgisayara aktarıyorum. Bu kadar basit. O da özellik benim en hoşuma giden özelliklerden birisi. Şimdi baskı kalitesine gelecek olursak arkadaşlar, evet baskı kalitesi iyi. Ama kime göre iyi? Şimdi benim için yeterli bence. Ev için yeterli. Çok da büyük bir baskıya gerek yok. Belge çıkarsın yeter. Ama yok ben fotoğraf falan böyle bastıracağım falan diyorsan kardeşim biraz deyip paraya 15 bin liralık alalım. Bu sana işine yaramaz, onu söyleyeyim. Hangi boyutta kağıtlara basıyormuş? Ben size şöyle söyleyeyim. A4'e basıyormuş. B5, A5, 5x7, 4x6 olarak kağıt türlerini baskı yapabiliyormuş. Ha bir de şöyle bir özelliği gördüm. Çok hoşuma gitti aslında. Poster basabiliyor. Ama posteri şu şekilde. Poster Artist diye bir uygulaması varmış. Ücretsiz bir şekilde. Oradan posterin tasarımını yapıp bu arkadaşa gönderip de çıktısını alabiliyor musun poster konusunda? Bu da güzel bir avantaj bence. Çok şey değil. Ben poster masaya çıkartmıyorum. Eskiden yapıyordum. Yıllar önce okullarda falan gösteri yaptığımız zaman poster ihtiyacımız oluyordu. Keşke o zaman... O zaman niye yoktu? Dediğim gibi arkadaşlar, yani poster özelliği de sahip. X-Large özelliği var. Bak burada X-Large özelliğini yanlış anlayanlarınız var. Şurada. Kartuşun kapasitesi artıyor. Yani onun sebebi, yoksa hani şey değil. Hani o büyük boy baskılar kaliteli. Na oğlum alakası yok. Sadece kapasitesi artıyor kart. Şimdi size şöyle bir dezavantajından da biraz bahsetmek istiyorum. Ben bu ürünü 3-4 ay önce aldım. Tamam 3-4 ay önce aldım, dur. Ben size fişini de göstermek istiyorum. Nerede lan o fiş? Bak burada yazıyor 3-4 ay önce mi? Ne zaman almışım lan ben? Oha 2024'te almışım. Arkadaşlar 2024'te almışım. 9. ayın 2024'ünü almışım. Bak şöyle. Bak görünüyor mu bilmiyorum ama 1299 TL. Şöyle yapayım da belki editte yaklaştırırım. 1299 TL'ye aldım ben bu ürünü. BİM'den aldım. BİM'den miydi? Nereden aldın lan? Dur bakayım. A101'miş. Arka tarafta A101. Ona ne yaradı? Evet yazıcı. Tamam. Orada kola da yazmışım lan. Tam 99'u çıkın. En neyse. Attım arkadaşlar, gitti. Şimdi ürünün en büyük sıkıntılardan birisini söylemek istiyorum. Ürün çok ucuz. Bak sudan ucuz. Ama sıkıntı şu. Adamlar çok uyanık. Bunu ucuz yaptılar. Kartuşun anasını be. Kartuş çok pahalı. Harbi pahalı. Yani şaka bir yana da kartuşun bir tanesi yanlış bilmiyorsam 2000-1200 civarı falan. Böyle yan sanayi falan bulacaksan 600 bin lira falan civarı gidiyor. Kartuş çok hızlı bitiyor. Ben bu ürünü aldım alalı. Topu topu 100 tane çıktı almışımdır. Bak çok fazla değil. 100 tane almışımdır. 100 aldığım halde bu ürün 100'den sonra kartuş bitti diyor. Şu an ben size çıktı verebilecek miyim onu bile bilmiyorum. Testini yapacağız. İnşallah verir. Verirse de sıkıntı yok. Yani çünkü şurada uyarı ışıkları yanıyor. Onun için gene görürsünüz birazdan. Hemen bitiyor abi. Kartuş hemen bitiyor. Demek ki X-Large değil benim kartuş. Kapasitesi kısıtlı. Size şunu söyleyebilirim. X-Large olursa 300-400'e yakın bir baskı veriyormuş. Ama X-Large olmazsa 180-200 civarı baskı veriyormuş. Hatta bana dediler ki siyah beyaz baskı X-Large değilse 200 baskı verir. Eğer X-Large ise 400 baskı verir. Renkli ise X-Large değilse 180 verir. X-Large ise 300 verir diye de söylediler bana. Oğlum ne telledim ya. Şuradaki 8 ve 4 kısımları da şu demek arkadaşlar. Dakikada 8 adet, dakikada 4 adet baskı çıkarabiliyormuş. Yanlış bilmiyorsam renkli 4 adet çıkarıyormuş. Siyah beyaz 8 adet çıkarıyormuş diye biliyorum. Yanlış biliyorsam da yorumlarda yazın arkadaşlar. Çünkü ben biraz araştırdım. Yapay zekaya falan da sordum yani. O onu demek istiyormuş. Ben bilmiyorum, gene bakarsınız. Burada auto power on olayı da şu. Otomatik çalışıyor. Yani yazıcıya bir komut gönderdiğinde direkt tak hemen alıyor yazıcı. Kafaya ekliyor.
O da çıkartıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu arkadaş biraz dengesiz, haberiniz olsun. Yani emir veriyorsun, bir tane çıktı istiyorsun, ikinciyi çıkarıyor. Yani öyle bir kafa yiyor. Kafasına göre çalışıyor. Haberiniz olsun yani. O konuda yazılımı berbat. Şimdi arkadaşlar, özetleyecek olursak, evet, ürün güzel. Çünkü açık ve net konuşalım. Sonradan kavgamızı şimdi yapalım. Sonra ne olacaksa olsun. Ev veya ofis iş yeri için, ne bileyim işte yolda giderken falan, eğer bir IP araban varsa takarsın, tak hemen çıktığını alırsın. O iş için güzel. Ama dediğim gibi kartuşların biraz pahalı olması, ki hatta şöyle de söyleyeyim, o kablonun içinden çıkmaması. Nerede lan o kablo? Aha lan, burada lan o kablo. Buldum. Aa bu. Bak, bağlantı, ara bağlantı kablosu bu arkadaşlar. Aa bu. Tamam mı? Bu çıkmıyor içinden işte. Bu sıkıntı. Bu olmazsa ben nasıl sokayım Canon? Ben nereme sokayım vallahi için ya? Bunu koyacaksın abicim. Bunları koyacaksın. Koymazsan ben nasıl şey yapayım vallahi için ya? Veriyorum güç kablosu, bir de bunu veriyorum. Ne yapayım oğlum ben? Çıktı alacaksam bilgisayardan çıktı. Nasıl alayım? Kablosu özelliği yok. Umarım video işine yaramıştır kardeşim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan kanalıma abone olmayı, videoya like atıp yorum atmayı unutma. Ben seninle yakınım. Abi bu arada geçenlerde işte röportajlara başladıydık. Abi bir süre rahatsızlığımdan dolayı malum hastaneye git yanın Konya ağrısı akıldı. Bundan dolayı hastanenin işleri bitti. Yavaş yavaş işte toparlanacağız ama bizim kameraman da hastalandı. Onun için yapacak bir şey yok. Bu aralar röportaja biraz ara verdik. Daha başlar başlamaz ara verdik. Rabbimden geliyor deriz. Sıkıntı yok ama devam edeceğiz. İlerleyen vakit size şöyle bir küçük info vereyim. Bir tane ürün aldım yeni, Xiaomi'nin hava temizleyici makinesi. Onu şu an testini yapıyorum. Testten sonra sizlere onun incelemesini de çekeceğim. Bakarsınız, hoşunuza giderse onu da alırsınız yani. Bunu da internette eğer bulursam linkini koyarım aşağıya, satın alırsınız. Yani güzel makine. Almanızı tavsiye ederim ama dediğim gibi babanız zenginse kartuşunu alır. Hadi bay.